Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün Regal Raptor'un K1 modelini inceliyoruz. Aracımız 3 tekerlekli e-scooter olarak geçiyor. Yani elektrikli bir scooter. Gördüğünüz gibi Regal Raptor'un yani ucuz, hesaplı ürünlerinden bir tanesi diyelim. Aslında ucuz değil de yani en hesaplı ürünlerinden bir tanesi diyelim. Gördüğünüz gibi şık bir araç, güzel bir araç. Arka tarafta 2 tekerlek, ön tarafta tek tekerlek. Ve arka tarafta arkadaşlar şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi arka genişliği de fena değil yani. Şu anda tam caddenin kenarında olduğumuz için, Bağdat Caddesi burası. Caddenin kenarında olduğumuz için birazcık fazla ses var. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. 3 tekerlekli e-scooter dediğimiz gibi. Yani şehir içi kullanım için güzel bir seçenek. Birazcık teknik bilgilerden bahsedelim. Aracımızın motoru 2100 watt motor var. Aynı diğer Regal Raptor'lar gibi. Arka tarafta bunun motoru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha ufak derli toplu bir motor. Ayrıca bakmışken görelim şöyle. Gördüğünüz gibi frenlerimiz de disk fren. 2100 watt motor var. 35 km saatte hızı var arkadaşlar bunun. Yani 1 saatte 35 km hıza kadar rahatlıkla çıkabiliyor. 40-50 km gibi de bir menzili var. Yeterli mi diye sorarsanız bence yeterli arkadaşlar. Şehir içi kullanım için gayet iyi yani. E-scooter'umuzda 6 tane akü var. 72 volt yapıyor toplamda. Amperine gelince de 32 amper. Bununla da az önce dediğimiz gibi aşağı yukarı 40-50 km arası bir menzili var. Akülerde hemen şurada gösterelim. Şu kısımda altta yani. Aracımızın ağırlığı 115 kilogram. Tekerleklerimize gelince de 10 inç tekerleklerimiz var. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar. 3.0010. Ön tekerleğimizde bir bakalım görelim. Ön tarafta da aynı şekilde disk fren var. Aynı tekerlek zaten. 3.0010. Şöyle güzel şık sinyallerimiz var. Bunlar tabi halojen lamba. Ön taraftaki farlarımız da böyle uzun kısa. Bunlar led lambalar tabii ki. Ayrıca gördüğünüz gibi ön tarafta bir de sileceğimiz de var. Ön dizaynına baktığımız zaman bence fena değil arkadaşlar. Güzel duruyor yani. Ön tarafta cam olması. Yağmurlu havalarda yani ön taraftan gelecek rüzgarı. En güzel özelliği zaten bunun rüzgar olmaması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rüzgar kesinlikle yok. Ayrıca arkada böyle bir de çantası var. Aracın kırmızı, turuncu, yeşil, sarı renk seçenekleri de var. Şöyle bir arka bagajımızın, çantamızın içine de bakalım arkadaşlar. Gerçi bunu böyle kapatmışlar. Gördüğünüz gibi fena değil. Yani arkaya ufak tefek bir şeyleri rahatlıkla koyabiliriz. Bir tane alışveriş yaptığımız zaman arka tarafa koyabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi plaka yerimiz var. Stop lambalarımız da bu şekilde. Yine içinde sinyaller ve stop lambamız halojen. Şuralarda da ışık yansıtıcı gördüğünüz gibi kedi gözleri var. Yani lambamız yanmasa bile iş görür. Burada silecek için bir düğmemiz var görüyorsunuz. Yani normal motosiklet gibi. Şurada çanta poşet asmak için bir kancamız var. Anahtarımız da burada gördüğünüz şekilde. Böyle kumandası da var arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bunun kumandası da var. Yani alarmı falan var. Ön sol frenimiz gördüğünüz gibi. Burada aynı zamanda el freni görevi de görüyor yani. Uzun kısa farlarımız var. Sağ sol sinyalimiz var. Kornamız var. İleri geri vitesimiz var. Burada da gördüğünüz gibi yavaş hızlı düğmemiz var. Şöyle de farlarımızı açıp kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada dörtlü flaşörümüzü yakıyoruz. Şöyle bir kontağımızı çevirip göstergemize de bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle şık da bir göstergemiz var. Şöyle tekrar açalım. Gördüğünüz gibi arıza ışıkları falan da var. Şöyle şu anda aracımız ikinci viteste gözüküyor. Evet bakın birinci ikinci vites değişiyor. Şu anda ikinci viteste. Şimdi birinci viteste. Aracımızı geriye hareket ettirmek için RT tuşu var burada. RT tuşuna basılı tuttuğumuz zaman geri gidiyor. Yoksa gitmez arkadaşlar. Yani geri vitese geçmiyor. Giderken ona basılı tutacağız sadece. Gördüğünüz gibi Erdal Bey geri gidiyor şu anda. Dörtlerimiz de yanıyor arkadaşlar. Şöyle kapattık. Gördüğünüz gibi şöyle dörtlerimiz de yanıyor. Şu anda bunun aynaları takılı değil. Kontağımızı kapatalım. Boşuna yanmasın. Sağ tarafta ön fren. Sol tarafta da arka frenimiz var arkadaşlar. E-scooter'ımızın şarj süresine gelince 5 saat veya 6 saat gibi sürelerde şarj oluyor. Yani bataryanın o anki boşluk durumuna göre şarj olma süresi var. Yalnız bunlarda şarjlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunlarda jel akü var. Lityum akü değil. Yani istediğimiz zaman şarja tak çıkart yapamayız.
Hemen şarj yerini de gösterelim. Gördüğünüz gibi şurada da şarj yerimiz var arkadaşlar. Koltuğun hemen ön tarafında, altında. Kullanım olarak da gerçekten çok kolay. Yani elektrikli, otomatik. Gaza basıyorsunuz, gidiyor. Bunun gazı burada arkadaşlar. Şöyle normal motosiklet gibi. Bunu çevirdiğiniz zaman araç yürümeye başlıyor. Tabii ki kullanım olarak gerçekten kolay. Yani acemi insanlar da bunu çok rahatlıkla kullanabilirler. Regal Raptor K1 olarak geçiyor. Bir de bunların K3'leri var. K3'ler de aynı şu K4 şey K5 gibi dört tarafı kapalı. 3 tekerlekli K3'ler de var. Bir de K3 KLS var. Yani onlar da tabii ki fiyatları biraz daha yüksek. Ama bunu yazlık yerlerde falan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu kimlere tavsiye edersiniz derseniz, yani böyle yazlık yerlerde oturanlara, oturduğu yerler, yollar düz olanlara bunu rahatlıkla tavsiye ederim. Yokuşlarda çok kötü değil ama çok iyi de değil, onu da söyleyelim. Ama bana sorarsanız düz yerlerde ideal bir araç arkadaşlar. Şu anda Bağdat Caddesi'nin girişindeyiz, hemen Kızıltoprak'tayız. Fenerbahçe stadını geçtikten 150 metre ileride şöyle bir Accent bisiklet var arkadaşlar, ileri motor. Burası çok kolay bir noktada. Yani rahatlıkla bulabileceğiniz bir noktada. Eğer Anadolu yakasında oturuyorsanız burada her türlü elektrikli scooter, bisiklet, gördüğünüz gibi 4 tekerlekli e-kar. Onun haricinde yük taşımak için de burada bisiklet, ileri motor burası. Aradığınız zaman zaten fiyatta vereceklerdir size. Buranın kartvizitini de videonun bir köşesine koyacağım. Bu araçların garantisine gelince 2 yıl garantisi var. Regal Raptor'un garantisi arkadaşlar, hani bazen videolarımızda da vardır, birazcık sıkıntılar var ama servislerden dolayı. Buradaki servisi de bizim bir arkadaşımız tavsiye etti. Yani bu ileri motorun servisi de var. Bu araçların akülerinde 6 ay garanti var. Araçların kendilerinde de 2 yıl garanti var. Akülerini 6 ay içinde, zaten eğer akülerinde bir sorun çıkacaksa zaten sorun çıkıyor. Benim aracım aşağı yukarı 9 aylık oldu. 9 ayda benim aracın akülerinde bir sıkıntı çıkmadı ama uzun süre bir serviste yatmasından dolayı birazcık sıkıntısı var şu an. Aracın tabii ki avantajlı yanları da var. Bu araçlarda müayene var arkadaşlar. Bunları zamanı geldikçe müayenesine götürüyorsunuz. Müayenesini yaptırıyorsunuz ama vergi dairesine gittiğiniz zaman bu aracı vergisini iptal ettirebiliyorsunuz. Bunlarda sigorta mecburiyeti yok ama bana sorarsanız eğer trafikte kullanıyorsanız bunun sigortasını yaptırmakta da fayda göreceksiniz. Onun haricinde plaka takılıyor buna diye soranlar oluyor. Arkadaşlar bu araçlara plaka mecburiyeti var. Çünkü bu araçlar 250 watt'ın üstünde. Yani hem ehliyet gerektiriyor hem de plaka gerektiriyor. Onun için yani bunu bilerek almanızı tavsiye ederim. Onun ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu aracı kullanacak kişiler motor kullanmaktan korkuyorsa, ne bileyim hani elektrikli skuterlar falan var, benzinli skuterlar var. Şöyle karşıda hemen görülen gibi yükünün bir skuteri var orada da, görüyorsunuz. Yani onları kullanmaktan korkanlar, bayanlar, rahatsızlığı olanlar, bacaklarında sorunu olanlar, kilolu insanlar bu araçları rahatlıkla kullanabilirler. Özellikle zaten yaşadıkları yerler düzse, az önce de söylemiştik, bu araçları rahatlıkla kullanabilirler. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. Umarım videomuz faydalı olmuştur. İleri motorda arkadaşlar, zaten Google'a yazdığınız zaman çıkacaktır. Fenerbahçe'de, Kızıltoprak'ta. Fenerbahçe stadının 150 metre ilerisinde. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar.